Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem kabartılı hem de kaydırmalı güzel bir modelle sizlerle birlikte olacağız. Modelimize dilediğiniz kadar ilmek alarak başlayabilirsiniz. Herhangi bir sınırlaması yok. Şu şekilde bakınız, ön yüzden görüntüsü ve arka yüzden ters olan görüntüsünü görmekteyiz. Kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Küçük bir parça sizlerle birlikte örmek için hemen ilmeğimizi toparlayalım. Yeteri kadar ilmeğimizi almak için şöyle alacağım ipi ayarlıyorum ve baş parmağım, işaret parmağım arasına alarak ipimi hemen örmeye başlıyorum. Tepesinden bastırıyorum. Şu şekilde alıyorum. Modelimizi çıkarmak için yeteri kadar ilmeğimizi alalım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on yedi. 17 tane ilmek yeterli. Hemen bir tane düğümümü atıyorum ve modelimi kurmadan önce bir sıra düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimizi toparladıktan sonra düzümüzü ardından girerek alalım. Şu şekilde bakınız, birinci ilmeğimi aldım. Şöyle alıyorum. Tabi lastik üzerine örecekseniz modelimizi, bu işlemimizi yapmamıza gerek yok. Burada ilmeğimizin hemen üzerin olduğu için düz örmekteyiz. Evet. Bütün ilmeklerimizi düz olarak ördüm. En son ilmeğimi şu şekilde önden giriyorum ve örüyorum. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve örgümüzün düz yüzündeyiz. Bakınız, ipimiz sol elimizin olduğu tarafta. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kabartılı ve kaydırmalı modelimiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi almadan önce şöyle ipimi şişimin üzerine alıyorum ve sıradaki ilmeğimi boş olarak şişime geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğim ise düz olarak örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeği boş takıyorum ve bir düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir boş, bir tane düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi boş alıyorum, düz örüyorum. Şu şekilde. Ve en son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde modelimizin ilk sırasını tamamlamış oluyoruz. Hemen arka sırayı çeviriyorum örmek için modelimizin ters yönünü. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi, bakınız, bir tane boş aldım. Bakınız ve üzerine ipimizi, yani ilmeğimizin üzerindeki ipimizi görmekteyiz. Hemen yine bakınız, ipimizi üzerine bırakıyorum. Örmeden şu şekilde, bakınız, 3 tane ilmek varmış gibi oluyor. Diğer şişimi örmeden takıyorum ve bir tane ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi hem üzerine attığımız ipimizi hem boş aldığımız ilmeğin üzerine ipimi bırakıyorum. Bakınız, şu şekilde 3 tane ilmek görüntüsüyle alıyorum ve bir tane tersimi örüyorum. Bakınız, 3 tane ilmek varmış gibi görünmekte. Evet, devam ediyorum. İpimi tekrar ilmeğimin yanına alıyorum. Şu şekilde boş örmeden diğer şişime aktarıyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar boşaldım ve uzun ilmeğimin yanına ipimi bırakıyorum. Şu şekilde örmeden boş geçiriyorum. Tersimi örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bakınız, 3 tane geçiriyorum örmeden. Bir tane ters örüyorum. 2 tane olan ilmeğimi sanki 3 tane ilmek varmış gibi, bakınız, toparlıyorum. Bir tane ters. 3'ünü aldım. Bir ters ördüm. Yine üzerine ipimi bıraktım. 3 tane ilmek görüntüsünü yaptım ve en son ilmeğimi
düz olarak örüyorum. Modelimizi bu şekilde bakınız örerek ikinci sıramızı tamamladık. Boşalmış olduğumuz ilmeğimizi birinci sırada bir defa başını dolamıştık. İkinci sıramızda ise ikinci bir kez başını doladık. Tek ilmeğimiz 3 tane ilmek görüntüsünde oldu. Arada bir tane ilmeğimizi ördük. Bakınız 3-1-3-1 şeklinde şöyle açtığımızda daha rahat bir şekilde görünmekte. Arkayı çeviriyorum modelimizin düz yönünü ve hemen başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum. Bakınız örmeden boş aldım. Şimdi 3 tane bakınız üzerine doladığım ve şu ana kadar örmediğim ilmeğim vardı. Bunun tamamını örüyorum ve şu şekilde şuradan giriyorum. Düz olarak örüyorum. Arkadan girdim, düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmeğimi yine arkadan giriyorum, düz olarak örüyorum. 1 2 3 tane görüntüde bakınız. Şuradan giriyorum, düz olarak örüyorum. Diğer tek olarak ördüğüm ilmeğimi düz örüyorum. Üçünü düz, sıradakini düz. Ardından girerek düz örüyorum. Üçünü tek ilmeğe indiriyorum ve normal ilmek sayımıza dönüşümüzü yapıyoruz. Üçünü aynı anda alıyorum. Son ilmeğimi şu şekilde düz girerek örüyorum. Evet, 3 sıra ördüm. Şimdi modelimizin kurulumunun 4. sırasındayım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum. Ters. Tamamını en son ilmeğimizi düz olarak örelim. Kenarımız bozuk olmasın. Bakınız modelimizin burası arka yönü ters olarak ördüm. Ön yönünde ise şu şekilde kabartılarımız belirginleşmeye başladı. Şöyle görelim. Şimdi modelimizi kaydırarak yeniden kurmaya başlıyoruz. Bu sıramızı 4 defa yani 4 sırada bir modelimiz oluşturduk. Şimdi kuracağımız sırada kaydıracağımız modelimiz olacak ve onu da 4 sıra örerek ilerleyeceğiz. Evet, hemen kaydırarak modelimizi örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimizi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Hemen burada görmüş olduğumuz bakınız düz ilmeğimizi bu kez kaydıracağımız için bakınız diğerinde hemen şu şekilde şişimizin üzerine almıştık. Burada düz örüyorum. İlk düzümüzü örüyoruz. Sonrasında şişimin üzerine ipimi alıyorum ve boş alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum ve bir ilmeğimi boş alıyorum. Burada sadece yapmış olduğumuz tek fark şişimizi ipimizin üzerine önce almadık. Önce düzle başladık. Bu şekilde kaydırmış olduk. Evet, düzümü örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. İpimi örmeden takıyorum. Bir tane düz. Şişin üzerine ipi al. Örmeden boş geçir. Bir düz. Şişin üzerine ipi alıyorum. Örmeden şişe takıyorum. Ve bir düz. Şişin üzerine ipimi alıyorum. Örmeden ilmeğimi geçiriyorum. Bir düz. Şişin üzerine ip. Düz. Yani boş alıyorum. Bir tane düz örüyorum. En son ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Ve modelimizi kaydırarak birinci sırasını koymuş oluyoruz. Hemen arkayı çeviriyorum. Modelimi ikinci sırada uygulamaya başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve hemen ters ilmeğim beni karşılıyor. Ters ilmeğimi örüyorum. Bakınız ters olarak örüyorum. Diğer iki tane boşaldığım ve üzerine ilmek aldığım iplerimiz hemen görülmekte. İpimi şöyle arkaya geçiriyorum. Örmeden şöyle takıyorum bakınız şişime geçiriyorum ve üzerine 3 oluyor bakınız ilmeği ipimi takıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. 2 tane ilmeğimi ipimi üzerine aldıktan sonra alıyorum. 3 tane sayıya ulaştırıyorum. Bir tane ters ipimi alıyorum üzerine boş geçiriyorum. Ters ipim üzere bir tane ters.
Bir ters ipimi bu şekilde alıyorum. Örmeden yeniden geçiriyorum. Terslerimi örüyorum. Bir ters. Son ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Modelimin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Üçüncü sıramıza hemen bakıyorum. Üçüncü sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden diğer şişime takıyorum. Hemen şuradan girerek bir tane yandan giriyorum. Bakınız düzümü örüyorum. 1, 2, 3 tane örmeden aldığım ilmeğim ve 2 defa üzerine attığım ipimi hepsini, üçünü birlikte alıyorum. Şu şekilde alalım. Ve diğerini tek örüyorum. Üçünün tek örüyorum. Üçünü girip alıyorum. Tek örüyorum. Baştan sona bütün ilmeklerimizi düz yönden örerek tamamlıyorum. Son ilmeğimi şu şekilde girerek düz örüyorum. Modelimizde 3. sıramızı örerek tamamladım. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi 4. sıramızda ters olarak örüyoruz. 4. sırada artık modelimiz tamamlandı. 1. ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Ve ters tamamını örüyorum. En son ilmeğimi düz örüyorum. Evet, modelimizdeki şöyle kabartılarımıza bakalım. Bakınız. Kabartılarımız kendisini göstermeye başladı ve kaydırdığımızda belirli oldu. Şimdi yeniden modelimiz kaydırmalı olduğu için ilk sıradaki koyduğumuz şekliyle modelimizi yerleştirmeye başlıyoruz. İlk sırada bir tane ilmeğimizi boş almıştım. Hemen şişimin üzerine ipimi alıp ikinci ilmeğimi boş takmıştım. Üçüncü ilmeğimi ise örmüştüm. Bakınız, bir boş aldım, ipimi şişimin üzerine aldım. Sıradaki ilmeği boş olarak şişime taktım. Diğer ilmeğimi düz olarak örmüştüm. Yeniden birinci sıradaki kurduğumuz düzen üzere kuruyoruz ve bu şekilde sıramızı takip ederek ilerliyoruz. Şimdi bakınız, birinci sırada kurduğumuz şekliyle kuracağız. Bir sonraki modelimizi ise buradaki sıramıza göre uygulayacağız. Kesinlikle hiçbir karışıklık olmadan modelimizi kaydırarak istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi modelimizi yeniden kuralım ve artık bu şekilde modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar büyütelim. İlk ilmeğimi her zaman olduğu gibi örmeden şişime geçiriyorum. Şişimin üzerine aldım. Diğer sıradaki ilmeğimi boş taktım. Bir tane düz. Bir tane şişimin üzerine aldım. Bir boş, bir düz. Şişimin üzerine ipimi aldım. İlmeğim boş, bir düz. Evet, bu düzen üzere devam edelim ve 4 sırada modelimizi tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, kaydırmalara dikkat ederek modelimizi istediğimiz ölçülere gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.